tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Şimdi taze taze maçı az önce bitirdik. Tadı damağımızda kaldı. Aslında maç devam etse biraz daha isterdik. Gerçekten Beşiktaş çok keyifli bir futbol ortaya koydu. Ben bu sezon en çok keyfi aldığım maçlardan biriydi diyebilirim. Toplamda da zaten Beşiktaş hani oyun keyfi olarak diğer takımların biraz daha önünde. Yani yarışta tabii ki en az Beşiktaş kadar iddialı takımlar var. O işin tarafı ayrı, rekabet ayrı ama ekran başına geçtiğinizde bir futbol sever olarak izlemek var, bir de iş için izlemek var. Ya ben biraz daha futbol sever olarak da izleyebileceğim, keyif alabileceğim maçları Beşiktaş'ta biraz daha fazla görüyorum. Ne dersin abi? En başta bunu söyleyeyim. Keyif dedin, haklısın. Ancak bir de işin böyle taktik, disiplin boyutu var. Şöyle ki, tam böyle dengeli takım nasıl olur? İşte şöyle bir teraziyi düşün. Terazinin bir tarafı futbol keyfi, bir tarafı böyle taktik, disiplin. Mesela Schuster dönem Beşiktaş çok keyifli oynuyordu değil mi? Çok keyifli ama taktik, disiplin sonuçlar getirmiyordu. Mesela Lucescu dönemi de mesela taktik, disiplin çok yüksekti. Keyif sonradan geliyordu. Şimdi bir süre Sergen Yalçın'ın 2002-2003 model o futbolcu Sergen Yalçın'ı tekrar ligin zirvesine taşıdığı, oyun planından etkilendiğini, o takım üçlü oynuyordu o ayrı ama böyle sabırlı oyun, disiplinli taktiği sahaya yansıtma konusunda Lucescu vari dokunuşları oldu takıma. Ama günümüz futboluna göre oynatıyor ve bir yerden sonra takım çok iyi bir form grafiği yakaladı. Yani bugün şaka maka 645 isabetli pas yapmış Beşiktaş. Uğur Sever girmeden söyledi. Kendisine teşekkür ederim. Meşhur dış ses. Uğur Sever'in iç sesi de, Uğur Sever'in tuttuğu takım başka. İç sesi de başka söyledi şampiyonluk yarışıyla ilgili. O dış sesin konusu çok, değil. Çok iyi tespit. Bu arada yok ben söyleyeceğim onu. Ya diyor biz ne zaman takım kursak diyor Beşiktaş acayip bir top oynuyor hani. Fenerbahçeli Uğur. Tabii Mesut Özil tabii çok büyük transfer. Şeye gönderme biraz o Van Persie'li Nani'li takımı kurduğu sezon Şikertel falan gelmişti. Kayer gelmişti. O takımın karşısına ya belki yakın tarihin en dominant takımlarından biri çıkmıştı Beşiktaş'ın. Sosalı Gomez'li Beşiktaş. 103 gollü hakikaten Fenerbahçe doğru. Olmasaydı Beşiktaş kaç sene üst üste şampiyon olacaktı o yıllarda düşün. Şimdi ben dedim ki Mesut Özil gelince tabii ki kartlar yeniden dağıtılacak. Ama hepsi değil. Çünkü bir kısmı dağıtıldı. Sezonun bu bölümünde şu var. Taktiksel disiplini en yani yüklenen bir şeydir bu. Mesela sezon başı Konya deplasmanı Beşiktaş'ın taktiksel disiplini çok düşük seviyedeydi. Ve genel performans düşüklüğü oyuncuların da performansını düşürüyordu. Geriden başlıyordu. Beşiktaş çok fazla geri pas yapmak zorunda kalıyordu genç kalecisine. Orada bir de eksikler de vardı merkez bomboş. Vardı ama mesela Vida tabii şimdi Josef. Defansif olsan doğru kandı yani. Tabii şimdi Josef ile Atiba ile başlayan. Şimdi bugünkü maçta ya bir kere şu var. Bütün bakacağım oyuncular taktiksel disiplin bir yana ki Beşiktaş'ın iki büyük yıldızı var. Sistem de yıldızı daha fazla parlatır tabii ki. Beşiktaş'ın iki büyük yıldızı var. Bir tanesi Abu Bakar. Beşiktaş ilk 20 dakikaya tam böyle total kontrol oyunuyla başladı. Yine %80'den fazla topa sahip olduğu sekans var maçın başında. Konya maçının göbeğini 4-2-3. İkili kim sence? Dorukhan. Öbürü? Dur. Mensah. Mensah. Dorukhan evet. Mensah ikilisi evet, var Dorukhan ya. Mensah. Dorukhan Mensah bir mi ya? Şimdi Josef Atiba'nın getirdiği nasıl, tabii. Çok farklı bir şey. Abu Bakar'la yani başlayalım. Çünkü bu ilk 20 dakikada Beşiktaş total kontrolü oynayıp %80'den fazla topa sahip olurken çok pozisyon bulamadı. Ama bir tane var. Abu Bakar çizgiye indi. Cutback çizgiden ortadaki Atiba'ya doğru açtı. Başka bir günde Atiba onu gole çevirir. Atiba'dan beklenmeyecek bir vuruş. Aynen. Ama bak o ne biliyor musun Abu Bakar'ınki? Abu Bakar aynı zamanda takımın en iyi sağ açığı da. Sağ ön bir oyuncusu de repertuarı bu. Taktiksel fonksiyonu bu. O çizgiye inip içeri top çıkarmak. Kaçırmanın önemi o aslında biz zaten istediğimizi yapıyoruz bu maçta bravo, demek. Bravo, bravo. Kontrol bizde ama bir pozisyon üretti. Daha sonra 20-45 arası oyun daha dengeli gibi gözüktü. Ya da Karagümrük o kadar da Beşiktaş'a total kontrolü bırakmadı. Karagümrük de gelmeye başladı ama ilk yarının sonunda oyunun ucu açıkken de Beşiktaş daha fazla alan bulup daha da etkili oldu. Bir tane Josef Abu Bakar'a attı. Bak o da mesela tam Abu Bakar'ın orada hani kendi kendine hazırladığı pozisyon var ya Josef'in attığı topta. O da mesela ikinci forvet taktiksel fonksiyonu. Arkadan gelip topla buluşuyorsun ama ikinci forvetle santrafor paslaşır ya. Bu kendi kendine paslaştı. Onu söylemek istiyorum. Yani hem ikinci forvet top, ikinci forvet kendine pas. Abu pas verdi, Bakar santrafor oldu. Ama daha sonrasında o gol perdesini açan vuruş
Senin de çok dikkatini çekti. Böyle Atiba'nın oradaki sahte aynen koşusu ve işte, Atiba bunu hep yapıyor. Ya Atiba ile Abubakar'ı eğer merak ediyorsunuz ilişkisini biraz mesela Kasımpaşa maçını tekrar bulup izlemenizi tavsiye ederim. Orada çok fazla aksiyon var. Bravo. İlk yarıda özellikle. Ki Beşiktaş onun maçın ikinci yarısını da net domine etmişti. Yani benzer bir keyif verdiği bir maçtı. Atiba zaten hücumda görevlendirildiği zaman Abubakar'ı rahatlatma görevine üstlenen oyuncu. İlk yarı dedim. O maçta da ilk devrenin son dakikalarında gelmişti. Aynen öyle. O yüzden. Doğru aynı doğru. Benzer bir Atiba. Ki Kasımpaşa da çok kapanmıştı. Üçlü savunma çıkmıştı falan o maça. Ama Atiba mesela öyle bir koşu atıyor ki tamam bu arada Karagümrük savunması gerçekten eksik. Hani hata seviyesi 10 üzerinden 8 belki. Ama o hatanın olma sebebi Atiba'nın attığı koşu. Kesinlikle. O koşu olmasa zaten o hata olmaz. Durup dururken lan biz Abubakar'ı boş mu bıraksak falan. Kendi arasında ne bileyim Kampi ile işte ne bileyim Serhat konuşuyor mu lan nasıl boş bırakırız biz bunu böyle açılalım falan. Öyle bir şey yok. Atiba koşunca evet. O da onunla birlikte gidiyor. Savunmanın sadece kademe bütün yerleşik dengesini bozuyor o koşu. Yani savunma toplu hareket etmiyor. O boşluktan faydalanıyor. Tabii ki Abubakar bomboş kalırsa orada savunma problemi vardır. Ama bu probleme yol açacak bir zeka oyun hani zekası. Oyun zekası var. Zeki bir koşu var. Futbolcunun da zekisi başka hiçbir şeye benzemiyor. Teknik de güzel. Teknik oyuncuları izlemek keyifli. Fizikli oyuncular gerekli. Onları görünce de insan hoşunu gidiyor ama zeki oyuncu bambaşka gerçekten. Şimdi dedin ki zekasıyla Karagümrük savunmasını dağıttı. Dedin ki böyle Atiba ile Abubakar bunu Kasımpaşa maçı önlediği gibi hep yapıyorlardı. Ancak Enkudu o goldeki asisti pek yapamıyordu. Yani sık yapamıyordu. Ancak şunu gördük yine bir teknik direktörün optimum seviyeye doğru taşıdığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Enkudu asisti bakarak görerek yaptı. Çünkü bunlar hep aynen çalışmış evet, pozisyonlar. Doğru. Bir de şu var. Öne geçtikten sonra Enkudu'yu sağa aldı bu kez. Hani solda başlattı. Evet. Larin sağda başlamıştı. Daha sonra tabii ki maç içinde çok alan değiştirdi ayrı da. Başlangıç pozisyonu olarak sağ aldı. Neden? 1-0'dan sonra daha öne gelecek Karagümrük'e daha fazla. Biz tabii Enkudu'yu beklerken ikinci yarıda Mensah çıktı. Meğerse Mensah solakmış. Yani attığı gol solak oyuncu ayak içeri. Olimpiyatın kendine has rüzgarının etkisi var mı? Olabilir ama o şartları hesaplayarak vurduysa tebrikler. Yalnız bir tane daha vurdu o da direkten. Carlos falsosu vardı direkten dönendi. Evet. Direkten dönendi. Bayağı Roberto Carlos falsosu. Şimdi şu var ama Olimpiyat rüzgarına karşı Beşiktaş dedi ki ben daha önce burada oynadım. Ben senin meşhur rüzgarını biliyorum. Al sana ben de rüzgardan fırtına moduna geçiyorum. Ve Beşiktaş gol fırtınası resmen yani Laiç'in golü iptal edildi ama hücum sürekliliği gol atıyorsun aynen devam ediyorsun. Bazıları bunu hani doymuyor ne güzel işte motivasyonu yüksek yok. Ya motivasyon zaten yüksek olacak canım büyük kulüpte oynuyorsun. Yani herhangi bir takımda oynuyorsun yüksek olacak da bu sırf motivasyon açıklanamaz. Bak Rıdvan'ın asist yapacağı o kadar belliydi ki. Kaç kere geldi yerden oynadı sonunda Larin'in golünde. Ve Larin'le Mensah'ın kendilerinin olgunlaştırdığı pozisyonları sonlandırarak gole çevirmeleri. Bakınız ilk bölümde Galatasaray'da Feguli'nin olgunlaştırdığı pozisyonu gole çevirmesi. Bu iki oyuncunun bu katkısı çok önemli. Larin Belçika'ya gitmeden önce topu ayağına bekleyen bir oyuncuydu. Tabii. Belçika'da bir sürü şey öğrendiğini söyledi. Kesinlikle öyle ama Belçika'dan döndükten sonra da Sergen Yalçın'ın oyun planında fonksiyonu bayağı bir genişledi. Yani eskiden şöyle hani fonksiyon yönleri vardır ya. İşlerin böyle oynuyordu hani savunmanın önüne doğru. Solda oynamaya başlayınca buradan buraya Abubakar'la ve yani bu çok önemli. Daralan paslarında da kendini çok geliştirdi kesinlikle. Koşu sezisi varmış. Kendi de bilmiyormuş yani. Larin de bildiğini düşünmüyorum. Ama varmış, güzel. Varmış kendisinde. Ama bunu hakikaten görmek mesela. Yani Larin için bazı oyuncu vardır. Nasıl diyeyim sana? Mesela Abubakar'ın iyi oynamasının övgüsünü sadece Sergen Hoca'ya yazdım. Ya da mi Josef mesela. Josef her yerde böyle oynuyor zaten. Adam sağlıklı olduğu sürece oyunu bu. Ama Larin ne yaparsa, Larin ne artık koyarsa bu takıma en az onun kadar Sergen Hoca'yı övmek zorundasın yani. Çünkü bu adam bu rolü bu oyuncudan çıkardı. Belki dediğim gibi oyuncunun haberi olmayan muhtemelen ne alaka hocam falan demiş olabilir. İçinden demiş olabilir. Bence burada oynamadım. Ne alaka ben kanat santrforum ben demiş olabilir. Çünkü her futbolcu, her sahaya çıkan kişi zaten santrfor olmak ister. Bir noktada işin temeli odur yani. Bütün orta sahalar 10 numara olmak ister. Aynen. Ve şeyde de ya adam da santrfor olurken şimdi ben niye kanadım diyebilir.
Birçok oyuncunun bu tarz şeyler sıkıntılar çıkardı. Abu Bakar'ı görünce tamam ben aslında sol kanatmışım da diyebilir. Yani Larin ikna oldu olur. Mesela. Larin'i ikna ediyorsun sen bunu daha yaparsına. Uygulamada çok daha büyük fark yaratıyorsun. Onun üzerinden yani 6'lık bir santrfordan yani 8'lik bir kanat forvete çevirdin. Bu part bitti ama Voli'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.